Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin selavat. Arkadaşlar derse çalışarak geldim. Mevzuyla alakalı sorabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane farklı bir başlık. Aşure gibi yapmak istiyorum. Bir derse başlarız, belki ilginizi çekmez. Bazısını çeker, bazısını çekmez. Biraz sabretin. Öteki konu ilgisini çeker. O da çekmediyse, üçüncü çeker. O da çekmedi, 5, 6 tane çekmediyse, o zaman sen al için biraz sıkıntılı. O zengin olsun diye. Birincisi şu. Bazı şeyler niçin anlamıyoruz? Niçin ilgimizi çekmiyor? Veya bu kadar okunduğu halde, bu kadar istediğim halde niye olmak istediğim yerde değilim? Yani şöyle 3-4 satır okuyacağım zaten. Bazı arkadaşlar getiriyor. Niçin devam edemiyorlar? Niçin sıkılıyor? Bunun gibi soruların türevlerine cevap olur inşallah. 3 satır. Kamil insanların fark eden kişi. Nedir o fark? Kendisine hariçten kendisine bakmayı beceren insan. Onu da şöyle yapabilirsiniz en azından. Egzersiz itibariyle. İster misiniz yapmayı? İyi olur. Peki. Gözünüz kapatın. Kapat. Ama bir tanesi açık olmaz. Kapat kardeşim. Senin için menfaatin için söylüyorum. Tavana çıkar mısın hayali? Evet çıkar. Tavana çıkın lütfen. Çıktınız. Tavandan kendinize bakar mısınız? İnan çok istifade edeceksiniz. Asabilikte, olumsuzlamalarda, sıkıntılardan çıkmak için çok güzel kullanacağınız bir yöntemdir. Tavandan kendinize bir bakar mısınız? Omuzunuzu, takkenizi. Sen niye yapıyorsun? Bakıyorum ben. He? Ben de bakıyorum. Gözün açık olarak mı? Ben hayalen bakıyorum. He, güzel. Peki, bakıyor musun böyle omuzunuzu görün. Omuzunuzu görün, omuzunuzu böyle tepe. Gördünüz mü? Gören elini kaldırsın da göreyim. Kendinizi gören. Hadi görmeye bir çalışın. Tamam, açabilirsiniz. Kendisine hariçten bakmayı becerebilen, başkasının gönlüne bakmaya hakkı da vardır. Kendine hariçten bakamıyorsan, hariç insanların davranışını düzeltme hakkın yoktur. Kendine bakmayı becermelisin, becermemiz lazım. Çünkü bir psikolojinin içerisindeyken oradan çıkmaya o psikolojinin içerisinden farklı bir psikoloji özelliğin yoksa çıkamazsın. Bu kendini bilmekle alakalı mı? Evet. Yani insan hep dışarıda yaşıyor. Ne derler diye geziyor, ne derler diye yiyor, üniversite okuyor. Ne derler diye. Hep hariç kendisini yaşamıyor. Hariç maalesef. Şimdi kendisini fark eden insan taassup eyli olmaz. Hasetçi olmaz. Kızar ama kinci olmaz. Kinciler kimlerdir? Mazi halde yaşayanlardır. Maziden hala kopmamış. Mazi halde yaşıyor. Mazi halde yaşayan geçmişteki hali canlı tutuyor. O haleti canlı tuttuğu için kincidir. Ben unutamıyorum diyor. Maziden kopamıyorsun demektir. Öyle değil. İnsan kendisini beğendi mi her şeyiyle kusuyor, gözüküyor. El hakikati nazarında. Kamil insanların zevki mahallesini hoştu deden bir halet. Yani memnun eden bir halet var.
Gazalileri, İmam-ı Rabbani'leri, ustadları, öyle kamil insanları memnun eden, hoşnut eden haletler var. Çocukça bir hevese, sefihçe bir tabiat sahibine hoş gelmez. Ondan hoşlanmıyoruz. Yani yandan bakıyoruz böyle. Ne anlatayım? Hoş gelmiyor. Çünkü öyle acayip kuyuya inmişiz ki, biliyorsunuz hasır insanı kuyuya indirir. Tamam mı? Adalet insanı hapseder. Ya, aczı gösteren, gururun ile fakri gösteren, kibrin ile kendini halka mudihe yaptı. Çok acayip. Yusuf'tan hatırınıza gelsin. 11 tane kardeş Yusuf'u niye indirdi? Haset kuyuya indirir. Adalet ve kin hapseder. Kafanda tutuyorsun devam. Onu affetmediğin kişiyi affetmemekle hapiste sensin. Ona hiçbir şey olmuyor. Affet, nasıl affedeceksin? Affet, inan. Affedince onu affetmiyorsun. Hapisten çıkıyorsun. Evet, şimdi niçin dersler çakmıyor? Yani getirdik de adam ne anlatıyor ya diyor. Kamil insanların zevki malisini, yani içsel donanımlarını memnun eden bir halet, çocukça bir hevese, sefihçe bir tabiat sahibine hoş gelmez. Onda çocuk, çocukça bir hevesi var, sefihçe bir tabiatı var, sefih. Bu günahlarla bozuldu. Artık o ulvi şeyler değil rahatlatması, sıkıntı veriyor. Sıkıyor. Aa, çok uzattın ya. Tamam canım, tamam. Bunlar çocukça hevese, sefihçe bir tabiat sahibine hoş gelmez. Onları eğlendirmez. Bu hikmete binaen bir zevki sufli, sefi, hem nefsi ve şehvani içinde tam beslenmiş kişi, yani zevki ruhi bilmez. Yani bedensel hazları bilir ama zevki ruhi bilmez. Zevki ruhi bilmez. Bugün bir tanesi bana WhatsApp'tan bir şey atmış. Diyor ki, dünyada beden hakim, ruh mahkum gibi, yani içeride ruh. Ahirette diyor, acaba abi böyle olur mu diyor. Ruhun içine beden olabilir midir diyor. Çok ilginç değil mi? Güzel bir soru. Çok acayip bir sorusu. Çünkü o da ister. Çünkü bu beden bu hizmeti, bu hizmette ortak olmuş. Allah onu kenara atmıyor. Cismani olacak cennetteki lezzetlerde. Demek ki çocukça bir hevese, sefihçe bir tabiatla şımarmışsak, bizi bu dersler bu hikmete binaen bir zevk-i sufli, yani sufli zevklerle beslenmiş, sefi, leşoviç diyorum ben, et olmuş, vitrin yani. Hem nefsi, bedensel haz, nefis neydi? Bedensel hazlardı. Toplamına nefis. Bunları kim aktif ediyor? Nefsemmare. Nefsemmare gözüken. Arkasında ne var? Bizimle yaratılan cin. Herkeste yaratan bir cin var. Cinsellik. Cin net. Onlar yapıyor. Net olduğu kazan öyle de. Cin olduğu nettir. Cin net. Cinsel. Onu çıkarsan sellik kalkar. Cinsellik olmaz. Bunu niçin anlattım? Bu tür hazlarla aktif olmuş bir insan, şehvani içinde tam beslenmiş. Artık böyle. Bu insanı zevk-i ruhisi bilmez. Bir tefekkürden hasıl olan lezzeti bilemez. Bugün bir tanesini anlatmıştım.
Abi diyor, psikolojide iniyorum çıkıyorum. Biraz benim alakadar olduğum için ikide bir konularım o tarafa doğru kayıyor. Temelde nasıl çözeceğim diyor bu psikolojiyi. Temelde sana bu çözüm üretenlerin, doktorların sorunu olduğunu ben yakinen biliyorum. Onlar da temelde çözüm şudur. Hani dedim ya, kendini hariçten, kendine hariçten bakabilen kendi kusuruna vesairesini görür. O zaman başkasının gönlüne de bak, gönlüne bakma hakkı var. Şimdi bak, psikoloji sorunların en böyle keskin yapabilirsek çözümü tefekkür mesleğinde ilerledikçe kendinde zaten çıkıyorsun. Olayın arkasına geçiyorsun. Dağdayken dağ göremezsiniz. Dağdan çıkmak lazım. Tefekkür evellemek yani. Fikir bir yoldur. Tefekkür orada seyahat etmektir. Aldığın şey başka. Yani kendinin arkasına geçiyorsun. Bedensel hayattan çıkıyorsun. Hem de keyif alıyorsun. Değil sıkıntından kurtulmak. Tam tersine bir de lezzet alıyorsun. Şimdi konuyu değiştiriyorum. Bu 736 idi. 724. Bakayım ne çıkacak. Belki bu ilgisini çekmemiştir bir kardeşimizi. Haletlerin yerleri değişirse mahiyetleri de değişir. Başlığı altında. Bir haslet, bir özellik. Yer ayrı, sima bir. Kah dev, kah melek, kah salih, kah talih, misali şunlar. Şimdi izah edecek yani. Bu burada olursa, bu burada olursa, bu da şurada olursa ne olur diye. Zayıfın kaviye karşı izzeti nefsi sayılan bir sıfat. Bir daha. Zayıfın kaviye karşı izzeti nefsi var. Zelil değil yani. Tabi ağam, paşam, estağfurullah, siz daha iyi şey yaparsınız. Bu zillettir yani. Ama gurur, kibir manasında değil. İzzeti nefis yapıyor böyle. Yanakalık yapmıyor. Dalkavukluk yapmıyor. Yani. Böyle bir insan, böyle bir haleti var. Bu halet buna çok yakışıyor. Yani bedeni ezilmiş ama ruh ezilmiyor. Tamam mı? Böyle bir sıfat. Gel olursa kavide tekebbür ve gurur olur. Bu sıfat, hani istina, mustani olmak fakirde çok güzel sıfattır. Ama bunu zengine koyarsan, buna ne oluyormuş bu? Gururdur, tekebbürdür. Bak yer değişirse, fakirdeki bu özellik güzel bir sıfattır. Ruhun kemalidir. Ruhunu ezdirmemek iken, bunu zengine koyarsan bunu, tekebbürdür. Bir de gururdur. Gururdur. Yerinde. Mesela burada gelecek komutan düşünün. Askeriyede. Bir sivilde kaymakam düşünün. Yani makam sahibi. Kayım, makam. Makama gelmiş. Makamında bulunurken gösterdiği makamın izzetini evde yaparsa, evdeki tevazunu mesela makama karıştırırsa veya burada bir makam sahibi var, bir abim, müdürdür, amirdir, hocadır, ha? Kaymakamdır. Şimdi abimizdir, abi ve kardeşimizdir. Makamına da gitse ne haber lan Edip, Edip kardeş iyi misin? Oldu mu? Olmadı. Başka bir özellik. Kavinin bir zayıfe karşı tevazu sayılan bir sıfatı. Kavinin, kavi kuvvetli bir insan. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam kavi olan kimdir, güçlü olan kimdir? Yenebildiği halde değil mi? Yenebildiği halde. Yani. Ha demek ki nefisine sahip olan odur yani güçlü. Diyor ki kavinin zayıfe karşı da tevazu sayılan bir sıfatı, gel olursa zayıfte tezellül ve riyadır. Zayıf olduğu halde öyle şey yaparsa, sen zayıfsın lan sen, öfürseler uçacaksın. Bir daha, kavinin kavi olduğu belli, biliyoruz. Bir zayıfe karşı tevazu sayılan bir sıfatı, kavinin. Büyük adam tevazu sahibi olur.
Çünkü en büyük bunların sahibi Allah'tır. Ettenüzelat ilahiyyeti ala ukulü beşer. Allah insanların seviyesine inlemesi tevazu ilahi. Yani Allah'ın tenezzülatıdır diyor. Ettenüzelat ilahiyyeti ala ukulü beşer. İnsanların akıllarının seviyesine inmek. Bir profesör düşünün. İlkokul sınıfına giriyor. Onların uygun konuşuyor. Ortaokula girince, onlar uygun, liseye, üniversiteye girince aynı. Şimdi uzaktan bakan ne der? Şuraya bak ya, adama bak, bir de profesörmüş ya, şuraya paldır küldür konuşmasına bak. Çocuklarla konuşacak. Oysa profesör olduğu için öyledir. İşin ehli olduğu için öyledir. Belagat ehli olduğu için kime nasıl konuşacağını biliyor. Ve karıştırmamak gerekiyor. Yani İçtimai hayattaki davranışımızla, derslerdeki davranışla, aile hayatımızla karıştırmamak gerekiyor. Her yerde ben ayrım, her yerde aynı olan sığırlardır. Ya dışarıda da sığır aynıdır, ahırda da aynıdır. Her yerde eşit olan sığırdır yani. Her yerde farklı olabilecek insandır. Nedir canım? İnsan belagat ehlidir. Belagat. Belagat nedir? Muktezai hale mutabık. Öyle mi? Sığıra eşitlik değildir. Eşitlik zulümdür. Nasıl zulümdür? Sığır da hayvandır, köpek de hayvandır. Hayvan değil mi? Ona da ot ver, ona da ot ver. Eşitlik var ya. Peki adalet nedir? Hak sahibinin hakkını vermek. Köpeğe et ver, sığıra ot ver. İkisi de memnun olsun. İkisi de memnun olsun. Eşitlik var. Tamam, sığıra ot verdin. Köpeğe de ot verince ne olacak? Olmadı yani. Fıtrata uygun vereceksin kardeşim. Ziyade etmek de, fazla vermek de, az vermek de zulümdür. Az versen isyan ettirirsin, çok versen kibirlenmesine sebebiyet verirsin. Haddi vasat kemaldir. Bakın, kavinin zayıfe karşı tevazu sayılan bir sıfatı. Yapabildiği halde ezmiyor. İntikam almak makamına geldiğin halde almıyorsun. Ama bu sıfat ne güzeldir, ona yakışıyor. Fakat bu sıfat gel olursa zayıfte, yani tevazu zayıfta olursa tezellül olur, riya olur. Ona yakışır ama ona yakışmaz. Fakirde ne olması lazım? Yukarıda okumuştuk. İzzet-i nefs. İzzet-i nefs olacak. Bir ulul emr. Ulul emr. Yönetici makamında olursa ciddiyeti vakattır. Yani ciddiyeti böyle mahkeme duvarı gibi değil yani. Ciddiyeti vakardır. Vakar nedir? Şahsiyettir. Şahsiyet. Ciddiyet. Peygamber aleyhissalatü vesselamın, bakın Peygamber Aleyhisselam'ın mucizelerinden hariç ahlaken en üstün sıfatı davasında ciddi oluşudur. Yani söylemleriyle, iddialarıyla hayata çatışmıyor. Ciddi olduğunu gösteriyor. Ciddiyet şöyle durmak değil. Böyle falan değil. Yani söylemleriyle, sözleriyle, konuşmalarıyla, iddialarıyla, dava iddia ettiği şeyle hayata çatışmıyorsa bu adam ciddidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam en büyük sıfatıdır. Var mı şartacağız? Çıktı. Ondan sonra nübüvvetteydi değil mi Edip? Mahiyeti küfür, kıyamet. Elhamdülillah. Sayfa 107 arkadaşlar. Ahlak-ı âliyeyi yüksek al. Bugün de mecbur oldum ha kardeşler. Edip'im, Hasan-ı Mutavali'nin. Bugün de birisinin için söylemek zorunda kaldım. Bir kere ağzımda çıkmıştı. Sonra da artık söylüyorum fazla tepki gelmeyince. Bazılarının ahlak o kadar ağır ki, o kadar geçimsiz ki, o kadar bağnaz ki, o kadar en son lafın önde söylüyor ki vesaire. Bunlar için söylüyorum. Bunlara İslamiyet hiç yakışmıyor. Hiç
hiç yakışmıyor. Ama Müslümana cehalet de yakışmıyor. Bazılara İslamiyet yakışmıyor. Ahlak ağır, geçimsiz, bağnaz, en son lafı en başta der. Kırıp döken, iyilikten hiç anlamaz, takdir etmez, kusur arar. Tuzu nerede ya? Gözüne girsin, suyu da az. Senelerden beri pişiriyorsun, bir şey beceremedik. Şuna bak. Yani acayip yani. Hiç memnun edememiş yani. Zaten memnun olsaydım, Allah onu memnun edememiş tövbede. İnsan onu nasıl memnun edecek ya? Bu kadar nimetlerine şükür çıkmaz. Nasılsın diyorum. Yarım saat şükret diye anlattım. Bakın yarım saat şükret, Allah ziyade eleştirir. Yarım saat sonra dedim ki nasılsın şimdi? İyi diyelim de iyi olalım. Vallahi sen zaten iyi olsan zaten mucize olur. Çünkü düşüncelerinize dikkat edin. Hislerinize dönüşür. Düşünmeden his olmaz. Düşüncelerinize dikkat edin. Hislerinize dönüşür. Hislerinize dikkat edin. Duygularınıza dönüşür. Duygularınıza dikkat edin. Halet-i rüheleriniz olur. Halet-i rüyelerinize dikkat edin. Kaderiniz olur. Sen oluşturuyorsun. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şeyine bakın. O mucizelerin dışındaki içsel yapısına bakın. Ahlak âliyeyi, âli ahlakı, yüksek huyları hakikata yapıştıran ve o ahlakı daima yaşattıran ciddiyet ile sıdkıdır. Hakikat nedir? Her bizdeki nüminenin bir esma ve sıfatı dayanıyor. Buna bir kuvve denilir, ona bir fiil denilir. Bir kuvve yani nümenelerin aslına doğru seyri seferine hakikat yolu derler. Hakikat ehli derler o kişiye de. Yani bizde bulunan donanımların, istidat ve kabiliyetlerin veriliş gayesine, şükür örfüsüne kullanılırsa o esmanın mazarı oluyorsun. Bir daha dinleyin bu şeyden sonra. Ahlak âliyeyi, yani ruhtaki yazılımı, yüksek huyları, eylemsel dönüşmüş hali, yani söylemleriyle davranışı eşit olursa, hakikata yapıştıran, yani gelişine doğru seyahat ettiren, yani verilen nimeti etrafında değil de geliş gayesine teveccüh ettiren ve o ahlakı daima yaşattıran, canlı tutturan ciddiyetini sıdkıdır. Nasıl her an ciddi olabilir? Bir insan her konuda mükemmel olamaz ve ciddi olamaz. Var peygamber olamaz yani. Bir insan her konuda mükemmel ve ciddi olamaz. Bu var. Nasıl oluyor? Ben araştırdım, bulabildim şu. Allah Resulü'nün insandır. Her işi olamaz böyle. İnsan olarak her şeyde doğru olamaz. Komutanlıkta en iyi. Ailede en iyi. İnsanlı ilişkilerde en iyi. Ticarette en iyi. Nasıl olacak bu? İnsandır, bizim gibidir. İnsanı biz biliyoruz yani. Gaybda değil insan. Biz biliyoruz insan her konuda mükemmel. Bu nasıl mükemmel? Ancak şu şartla. Hani Allah yardım ediyor da. Şeyi, adet ilahisi şu. Alemi şehadet surettir. Alemi gayb hakikattir. Allah Resulü şu kitabı böyle mi koyalım doğrudur? Şöyle mi koysak daha iyidir? Şöyle mi böyle mi böyle mi? Nasıl herkese göre değişiyor. Oradakilere göre farklı, buradakilere göre farklı. Şöyle olmuş en mükemmel her şeyde. Bunu bu koyacak. Nereye göre koyacak? Ya size göre koyacak veya bunun bir hakikati var. O hakikat ileri al, ileri al, 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 al. Oraya göre bak. Hareket ediyorum. Sağ, sağ, al, 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 al. Biraz da bu tarafa çek, çek, çek. Ha, tamam, dursun. En isabetli o kitabın oradaki görünüş, hakikattaki görünüş en doğrusu o. Tamam, tut öyle. Yani suret ile hakikati beraber görenin her hareketi doğru olur. Sünnet-i seniyye bu. Yani oralara bakarak buraya hitap edip konuşuyor, yapıyor. Yani abi şöyle mi? Ben şunu yapayım, bunu yapayım demektense değil. Ona bakıp nasıl yaşamış, nasıl yapmış onu uygulamak. Orada esma hükmü nasıl olur? Bu esmaya, bu kitap bunlara göre, bunun duruşu önemli değil. Buna göre bir. Şunlar, 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 şunlar göre. Hepinize göre kitabı nasıl koyayım? Kimisi diyor ki bak böyle bir şey anlaşılmaz, böyle koy dedi. Bu da böyle diyecek, bu da böyle diyecek. Ha nasıl olacak bu? Bilemem. Onun için felsefe şudur.
Etrafa göre kıyas ettiğimiz için fikir devamlı üretkendir. Zaten insanı şöyle tarif etmiş felsefe. Şu anda sonrası en mükemmel izah şuymuş. Cem ettim, felsefeyi söylüyorum. Olmakta olandır der. Felsefe insanı şöyle tanımlar şimdi. Olmakta olandır. 218'in sayfada 20 vecihle insanı tarif ediyor. Kimisi felsefe demiş ki konuşan hayvandır. Düşünen hayvandır demiş. Bilmem istekleri bitmeyen hayvandır. Bir sürü hep sonunda hayvan eklemişler. Bakın felsefecilerin insan tanımlamasına bakın sonunda hayvandır demiştir. Şimdi bunun nasıl olacağını bu eşya surettir. 76 şu anlarda diyor ki suret hakikate istinad eder ondan medet alır diyor. Yani bunun suretin en doğru duruşu ancak kaynağı olan esmaya mutabık. Ona uygun olma derecesine göre al al eliyle al al. Sonra biraz al 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 kendini çek. Hah tamam dur. En doğrusu odur. O zaman burada en doğru bu. Suret hakikata böyle istinat ediyor. Diyor ki ahlak hali yüksek huyları hakikata yani şu kitabın yani davranışım sözümün en doğrusu nasıl olacak? Her mekanda doğru olacak söylediğim. Resulullah o zaman söyledi. Her mekanda doğru, her zamanda doğru, herkese de uygun. Tamam mı? Her fıtrata da, erkektir kadına da uygun. O zaman söyledi şimdiye de uygun. Olamaz bu. Oluyorsa oraya göre yapıyor bunu. Orada oraya bakmadan buraya şekil veremez. Sünnet-i seniye budur kardeşim. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Banyo yaptığınız düşe kabin var ya, orada diyor ki Allah Resulü, niye bunlar misalleri böyle, niye uçuk böyle alakasız gibi gözüküyor? Öyle bir misal vermeye çalışıyorum ki derste, çok sorulan, çok da lazım olan soruları da izah etsin diye. Düşe kabinde işemeyin diyor, zira vesvese hastasına düçar olursunuz diyor. Nerede biliyor? Düşe kabin banyo yaparken şurada, oraya bakıyor, hakikati nasıl? Ha, cinler, ervah habiseler cirit atıyor. Ha, ne yapması lazım? Koridor açmaman lazım. Tamam. Tuvalette konuşmayın diyor. Telefonla oynamayın diyor. Dünya ve ukrayı meşgul olmayın. Çünkü boyut açılıyor. Kapatmıyor yani. İnsan konuşunca hayal edince mesela hey falan diye. Bu sefer sistem böyle çalışıyor. Orada da ervah habise bulunduğu zaman pat diye bir yol buluyor. Demiş ki namazda şu. Diye kapattın diyor. Çünkü giriyor. Alttan da oradan giriyor. Tuvaletten giriyor. Sonra belden aşağı sorunları yaşarken bir sürü vesveseler var. Bunu nasıl eder? Nasıl durup dururken bu basit bir cümle gibi gözüküyor. Vesvese hastasına duçar olursunuz diyor. Banyo yaptığınız yerde işemeyin. Bunu nasıl eder? Oraya bakarak burada söylüyor. Yapma. Burada işeme. Tamam. Niye orada öyle gözüküyor? Fıtratı biliyor. Bu kadar izah etmemin sebebi suretin esmasına bakarak şekillendirmek hakikattır. Esmaya bakamadan bunu şekillendirmek felsefedir. Bu işte meşgul olana da hakikat bin denilir. İşte ahlak hali yüksek huyları hakikate yapıştıran ve o ahlakı daima yaşattıran devamlı canlı. İniş çıkışlarla değil Resulullah'ın böyle hayatı. Zıksakta değil böyle. Daima yaşattıran, onun için mizah edeceğim ümmeti, yaşattıran ciddiyet ile sıdktır. Sıdk. Sıdk doğru. Böyle böyle yok. Böyle. Ciddi olacaksın. Samimi olacaksın. Emin olacaksın. Ben müsaade ederseniz bununla alakalı bir yakın tarihte bir hatırımı nakledeyim. Bana X dedi ki, bak dedi YouTube'daki videolar mahkemede delil değil. Onu dedi, ben demedim. Bunu YouTube programlarında, film programlarında yapılabiliyor. Benim değil. YouTube'daki bir videoda mahkemede delil değil. Bunu reddet dedi. Abi dedi. Eyli. Dedim yalan diyemem. Bak dedi 2,5 seneden başlıyor. Bunu de bu kadar. Yalan diye.
senin midir dedi, benimdir dedi. Ama kesmişler tabii, önünü, ortaya sonunu kesmişlerdi. Ama benimdir. Garip garip bakıyor, benim değildir de. Diyemem. Sıdk. Yapamıyorsun. Belki ağzın der ama içim demez. Sıdk, şey, ki, ya, zıddı nedir? Kizm. Ne demektir ki? Yalan, kendini ortadan kaldırandır. Elemi acısından ağır değil mi abi? Yani o yalan orada söylem, elemi acısından ağır geliyor. Evet, ağır basıyor. Çok ağır basıyor. Mecliste ustadı cübbesini indiriyorlar. Deme diyor, mukabele etme diyor. Paşa paşa diyor, kainatın büyük hakikat imandır, imandan sonra namazdır. Namazı kılmayan haindir, hükmü de merduttur. Yani hayatta yok edil. Şu iki parmağımı senin kök gözüne sokarım diyor. Çekiyorlar biliyor musun? Deme diye. Çünkü gündüz mecliste mukabele eden, akşam buharlaşıyor adam. Ustad ne diyor biliyor musun? Hatırladınız mı ne diyor? Bir hayat için yalanı temizir etmem diyor. Hayat, hayat. Allah Resulü hep böyle yaşadı. Böyle. Doğrumuza böyle, böyle, böyle dalgalı hayat olmamış. Çünkü hakikat bir nehliydi. Yerdekiler cil ve cemal nakış sana, yani şu alemi şehadet surettir, libastır. Hakikat orasıdır. Oraya bakarak olduğu için buradaki davranışların orada ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Ve bunlar hayatlarını yolda bulmadılar. Bu tür acılı yerler onlar için ganimet ve fırsat olmuştur. Ömrümde böyle bir yer burada bulamam. Doğruyu der ve aynı yaşar. Fırsat kabul ederler. Ahirette beraat seneti olsun. Eğer sıt kalkıp, tamam mı? Sıt. Araya kis girse, yalan girse, rüzgarlara oyuncak olan yapraklar gibi o adam da insanlar oyuncak olur. Der ki, Resulullah burada böyle dedi. Burada böyle. Şimdi dini iddia ediyor. Bunun da doğru olduğunu nereden biliyoruz ya? Hayatında birkaç tane aşağı yalan var. Anıp, Bediüzzaman hayatında, bu mahkemede, mecliste şöyle şöyle dedi, yalan var. Burada da acaba kıvırmıyor. En zor durumda bile böyle dedi. Ha, bunun yanlışı bile doğrudur. Mükemmel bir insana güven veriyor. Nasıl şu? Doktor desek ameliyat oluyorsunuz, olacaksınız. Son. Bana geliyor kedi. Galiba zannediyorum ki seni şu o kar mide şey mideyi ve kalbi ameliyat edeceğiz. Zannediyorum ki, tahmin ediyorum ki herhalde ki böyle olacak. Anama bak ya, ameliyat alacak beni herhalde galiba, tahmin ediyorum. Zanlarla konuşuyor. Zanlarla konuşana teslim olur musun? Mesela psikiyatri veya psikologlara diyorum ki, sakın hastanızla konuşurken bazı yerlere gidiyorum. Zanlarla konuşmayacaksın. Yanlış dahi olsa seni güvenli ve ciddi görsün. Yani herhalde galiba böyle deneyelim de, galiba bu olur. Bunu yaparsanız herhalde bana geliyor ki şöyle olabilir. Hayır bu böyledir, bu da böyledir diyeceksin. Bu tür hastalara karşı zanlarla değil, kesinlerle çıkacaksınız. Güven getiriyor. Hani böyle arabalarda bariyerler var. Sağ mı gideyim, sağ mı, sağ mı, sol mu, sağ mı? Hop ortaya bindiriyor. Araya demek ki kis girerse, birkaç tane dahi olsa, o zaman rüzgarlara oyuncak olan yapraklar gibi o adam da insanlara oyuncak olur. Ya. Ne olursa olsun kardeşim, Allah aşkına yalana tenezzül etmeyin. Ne olursa olsun, ya susun ya doğru söyle. Yalan deme kardeşim. Ferhat adı neydi? Erkan. Hasan abi Erkan yanında mı? Burada değil. Ya burayı demiyor ki bana. Yanında mı dairede? Niye yalan söylüyorsun? He? Bir tevil bulmuşuz. Bu neyi kastediyor? Yanında mı? Ya herhalde bitişik demiyor. Yani adam yanında mı? Neyi kastettiğini fıkıhta diyor. O neyi kastettiğini sen biliyor musun? Ha o ona vereceğin cevaptır. Senin uydurduğun zan değildir. O neyi kastediyorsa sen onu biliyorsan
ona evet ve hayır demektir. Öyle kıvırmayacak. Ne olursa olsun ya dünyada kaç sene duracaksın ya? Doğru yaşak. Yalan kendini inkar etmektir. Kendini ortadan kaldırmaktır. Nasıl dayanacaksın sonra? Keşke diyeceksin. Bir sürü keşkeler diyecek. Olsun. Ne görürseniz görün. Hapsedilseniz bile 5 sene doğru budur. Bu budur demişim. Pişman mısın? Uslubum yanlış. Dediğim doğrudur. Biz uydurmadık kafamızda. O kadar. Böyle dalin amin. İşine geliyoruz. Doğruyu kabirde mi söyleyeceğiz abi? Yani? Ha? Doğruları kabirde mi söyleyeceğiz? Burada söyleyeceğiz. Ne zaman nerede söyleyeceğiz ki? Ben onu kastetmemiştim. Ben de senin gibi düşünüyordum ya. Böyle dalin amin. Takkemi anlat onu. Musallada söylersin. Ama her doğru her yerde söylemem. Aynen onu diyecektim ben de. İşte biz de her yerde demedik. Bir yerde dedik zaten. Bak ustad diyor ki her yerde demez. Her yerde deme. Burada dedim. Burada de. Bana dedi ki dedi ki ya dedim Hakim Bey ben istiyordum ki ispat et demenizi. Siz bana diyorsunuz ki niye söyledi? Ben ne soracağım sana mı soracağım? Ben şunu soracak makulen tabii. Niye dedi? Değil. Söyledin ispat et. İspat çünkü mahkeme ispattır. Niye dedin diyor. Haydi hakikaten çok doğru soru. Niye dedin? Doğruyu söylemek. Gençler. Sağ çıkacağımı tahmin etmediğim halde asla yalana tenezzül etmedim. Bunu anlatıyorum size. Asla yalana tenezzül etmeyin. İflas dahi etsen. Ben bunu kardeşiniz olarak... Tamam, kardeşinizim ben. Fiilen yaşamışım. Asla yalan demeyin. Dedinse dedim. Verdimse verdim. Yalan nasıl kafirdir? Lemat'ta geçiyor. Hiçbir şeye yalana tenezzül etmeyin. Doğru olun. Ne olursa olsun. Nereye mal olursa olsun. Doğru. Sonradan duyuyorum. Staj yapan avukatlara, hakim sanıyor. Ya ne doğru söylüyor dedi adam. Adama güven getiriyor. Yani hakim bir daha, yani bunu doğru mu söylüyorsun, yalan edebilirim, yapar mısın hiç sormadı bir daha. Siz bunu söylüyor musunuz? Tamam, yazıyor. Ya doğru, güven getirecek. Kafire de güven getireceksin ya. Bu adam doğrusu. Hani dedi ya Peygamberimiz Aleyhisselam daha konuşmasını kesmiş, vallahi bu simada yalan olmaz. Bu doğrusu. Doğru olacaksın. Çünkü arada yanlışlar da söyledin mi? Hanımın, eşin, akraban, şunun bu. Der ki olan bunun doğru olduğunu nereden biliyoruz? Bunun hayatında yalan da var. Güven vereceksin böyle oturduğun zaman seni görecekler böyle. Yan pırı yan pırı yok. Doğru musa? Böyle. Nereye mal olursa olsun. Ya kaldıramıyorsa konuşma. Evet. Başka bir yere geçiyorum. 724. Tövbe. Daha bitirmedim. Bu bir ulul emr makamında olursa ciddiyeti vakardır, mahiyeti zillettir. Ulul emir. Tamam mı? Makamında ciddidir. Yani ciddi mahkeme güveni değil. Ciddidir. Sana güven veriyor. Ciddiyeti anlattım. Söylemleriyle fiillerin eşit olmaya çalışan, eşit veya ona yakın olan adama güven veriyor. Adam bir iş yaparken tamirci dahi olsa, doktor dahi olsa bakıyorsun işi sana güven veriyor. Demek ki bir ulul emir makamında olan bir insan olursa makamında ciddi vakardır. Mahfiyeti estağfurullah buyurun buyurun. Bu makam sizin aslında öyle bir şey yok ya. Bu zillettir. Olmaz. Her şeyi yerinde. Mesela diyelim ki ben gelmişim burada dersen. Estağfurullah kardeşim sen bur dersen. Ben kardeşim işi eline verin. Hiç orada tevazum yok çünkü hakikatin kendisi budur. Sen oku. Sen de oku. Sen oku. İşi eline verin diyor Allah Resulü. Öyle bir şey yok. Onu biz uyduruyoruz. Hakikati de rencide ediyoruz. Hakkın hatırı alidir. Feda edilmez. Sen oku diyor. Eğli misin? Eğli misin ya? Bak çalışarak gelmiş. Bu ders yaparken 30 sene artı o. Bir saat. Sen de tombala çeker gibi söyle söyle ki bile zorlanacaksın.
ehlini verin. Sen doktora gittiğin zaman, hey sen doktor, fark etmez bir tanesi gelin ameliyat yapın beni. Ruhu ameliyat ettiriyorsun. Taksiye biniyorum taksiye. Yolda kaç defa inmişim. Adam hakikaten sarhoş mudur, deli midir ya? Ne biçim adam kullanın, ben de şoförüm. Kardeşim sağa çeker misin, al sana para buraya kadar. Gitmeyecek mi? Ben böyle gitmem dedim ya. Böyle gidilmez ya. Tamam diyor ya, ben şey gideyim diyor ya. Tamam. Şoförü bile ya, kendini teslim ediyorsun. Şimdi hastanede doktorun odasına gittin, fark etmez arkadaşlar yani. Kalp cerrahisi bir tanesi olsun da gelsin beni ameliyat etsin diyor musun? Ruhu ameliyat ettirene yaptırıyorsun. Sen benim ruhumu tanım. Ehline vereceksin kardeşim. Ehlidir. Bak burada böyle konu kullanıyor. Bak hakkımı helal etme, ben başka bir şey kastetmiyorum ki, bir yerleri değil. Risale-i Nur'un ders hakikati da böyledir. Böyle ciddi bir iştir. Rus abi sağken de, Sübeyir abi de sağken de, Rüştü abiler sağken böyle mi? Peki hanesinde bulunan mahviyeti, tevazu, ciddiyeti kibirdir. Evli misin sen? Evet. Evlisin. Şimdi hanesinde bulunan mahviyeti, tevazudur. Mahviyet ne demek? Affedici olmak. Alçak gönül. Alçak gönül affetmek. Hakkı hayatını vermek. Yani mesela o onu yapabiliyor, onu yapabiliyor. Çocuk ya, o 5 yaşında, o 7 yaşında. Hanım, erkek. Ya kardeşim, herkesi kendim gibi, yani benim istediğim gibi davranış beklemek, benim gibi alt malzemesi, alt yapıları olması lazım. Ki o davranış ondan bekliyor. Senin kadar eşin bu zaman ayırabilmiş mi bu davalara? Derse gelebilmiş mi? Kitap okumuş mu? Niye kendin gibi istiyorsun? Niye ya? Çocuk kırar ya. Kardeşler ki, abi ya şimdi, abi ya kızacaksın ama ne halde ne? Ya dedi, yağmur yağdırıldı ya, halılar dedi dışarıya güneşlemek için koymuşsun. Sonra, canım sağ olsun, halı neymiş ki, niye kızacağım ya? Niye kızacağım ki? Sen beni tanımadın ya. Hep atsan ne olacak ki? Senin üzülmen bile değmez. Üstten kaçmayın. Niye? Bunu yapabiliyor. Art niyet mi var? Ne güzel demiş ustad. Herhalde onu 718'de mi? Hemen yeri gelmişken söyleyeceğim bak arkadaşlar. Çok acayip bir şey ya. Çok güzel bir cümle kullanırsınız. Evde de kullanırsınız. Çaresi yok mu? Bir şey kırıldı mı? Cezaya kalkışma. Bitti. Çaresi yok mu onun? Şey var mı daha? Dağılmamış mı? Acizliğe düşme. Kaçtı? 710'da mı? Bak bu çok güzel bir cümle ama şeyimi söyledim. Buldum. 710'da. Diyor ki, gel istersen hayatı. Hayat var yani güzel yaşamayı. Çaresi bulunan şeyde acize yapışma. Çaresi var mı kardeşim? Ne yapacağız ya? Nasıl edeceğiz ya? Allah Allah. Panik yapma ya. Çaresi öyle dokunma. Çaresi bulunan şeyde acizliğe yapışma. Gel istersen rahatı. Birincisi hayatıydı. Hayatı istiyorsan çaresi olan da acizliğe. Panikleme yani. Elin ayağa karışmasın. Eğer istersen rahattır şimdi rahat. Çaresi bulunmayan şeyde cezaya sarılma. Islandı mı kardeşim Allah? Islandı. Bardak kırıldı mı? Zaten onu çektiği çocuk elinde tepsiyi getiriyor muydu? Tepsiyi, çayı. Düştü. O ne kadar üzüldüğünü biliyor musun? Onun zaten bedelini fazla ödemiş oluyor. Bir daha sen yapma, yapma ceza verme. Niye verme? Hayatta rahat istiyorsa çaresi bulunuyor mu? Bunu kırıldı. Çaresi bulunmayan şeyde cezaya sarılma. Ne kadar hoş. Bu öyle de seni seviyor ki. Islan sonra canın sağ olsun. O ne yapar? Daha beter azap çekti. Keşke bağırsaydı. Rahmetli babam. Ulan bırakacaksın dershaneye gelmemizi, işte evlenmemizi. Bağırıyor, çağırıyor. Hiç cevap vermiyor. Bak eşek herife bak. Bir de cevap vermiyor. Çıldırtacak beni diyor ya. Çekip gidiyor. Ulan cevap versin bırak diyecek.
Cevap verme. Tepkini ölçecek çünkü abi. Tepkini ölçemiyor. Cevap da vermiyor. Tepkini de ölçemiyor. Acayip oluyor yani. Kendi kendini yiyor bu sefer. Aslında biz bir nevi sizi de rahatlatmış olmuyor mu? Tabii öyle yapıyor tabii. Beni de rahatlatıyor çünkü... Aslında o size bir şey söylemezse siz de aslında başlayacaksınız bu sefer. Bu sefer tabii. Ben de rahatsız olmaya. Bu sefer ben diyorum ki üzülmesin. Rüştü abi bize bazen bağırır. Her sene de bakalım. Vallahi Rüştü abi bize bağırmadan üzülürdüm. Niye? Bağırdığından değil. Ya bize bağırdı. Allah ondan razı olsun. Sahiplendi. Dertlendi de bağırdı. Onun üzülmesini üzülüyorduk. İnan. Onun üzülmesine üzülüyor. Çok üzülüyor. Ya benden dolayı şimdi bana bakmaz. Yani şöyle düşünüyordur. Kardeşin kalbini kırdım. Doğru söylüyor ama bir bahane buluyordum sobasını dur atmaya. Veya abi çay içer misin? Biz çay yaptık da. Hı-hı. Veya ben daha onu yapmadan o kendisi bir şey bulur. Gönlümüzü alır. İnan kesinlikle bir şey bulur. Çoğunlukla bulur. Mahsus. Hasan buyur abi. Git buna biraz meyve al da meyve yiyelim. Oysa benim gönlüm. Koca adam. Kardeşim iyilik iyilik getirir. Evde iyi o. Bırak artık. Evlendin mi? Tamam denizin kenarında ev yaptın. Orada dalgaya küfür etme. Deniz kenarında ev yapan çok dalga duyar. Dokunma. Kaderin budur de otur kenara. Sabret, insanlık budur. Daha rahat etmek istiyorsan itaat et, rahat et. Ya. O rahat. O kemal noktam abi. Tabii, dokunma. Zembili Ali Efendi ne demek biliyor musun? Zembili. İkinci katta ahşap binada oturuyordu. Zembili sabah indirirdi. Akşama kadar zembil aşağıda dururdu. Herkes sorusunu yazar. Zembil atar. Akşam çekerdi. Okurdu. Niye? Eve kimse giremezdi. Karısından dolayı. Bu hayvan, bu eşek. Bir sürü sayardı. Buna mı geliyorsunuz? Bu insan mıdır? Sayarmış, sayarmış, sayarmış. Karısından dolayı zembilliği aşağı indir. Zembili Ali Efendi ha? Kimmiş biliyor musun? İns ve cinnin Şeyhül İslam'ı. Muhtekada bakın görün onun şeyi. Sana ne yazıyor biliyor musun? Artık haberasına gelmiş. Demek ki o da insanmış. Bak insan ne kadar şey. Çekip gitmiş. Yazıyor böyle. Çekip gitmiş. Artık demiş daha çekileyim. İki tane kişi varmış. Onlar da şey böyle derviş tipinden iki tane insan. İnsan sureti mahluk. Neyse onlar da bunun gibi şehirden kaçmış gibi onlarla arkadaş oluyor. Arkadaş olup üçü oldular. Mağaraya girdiler. Onlar da şehirden kaçmış görünümlü. Oysa değilmiş insan. Buna ders verecekler. Akşam üzeri oldu. Demişler ki arkadaşlar üçü. Tamam işte Allah'ın bir adeti var. Acıktık. Biz de Allah için buraya geldik. Dua edelim de sofra insin semada. Ondan sonra semadan sofra insin. Tamam demişler. İlk önce kim etse sonra hakikaten ilk önce o iki arkadaşlar bir tanesi etti. O gün sofra indi. Bir tane. Ertesi gün onun arkadaşına kura geldi. Demişler ki üçüncü gün Zembil Ali Efendi şimdi sıra sende. Sen dua et. Demiş ki ya Rabbi bunlar nasıl sana dua ettilerse ben bilmiyorum. Beni rezil etme. Allah'ım katından onlar kimi sana şefaatçi yaptılarsa ben de onu sana şefaatçi yapıyorum. Sofrayı indir. İki tane sofra etmiş. Sonra demişler ki ya sen nasıl dua ettin de iki tane geldi bize bir tane geldi. Biz dedik ben dedim ki diyor ya Rabbi bu memleketlerin ins ve cinnin Şeyhülislam'ın kutbu azamı olan Zembili Ali Efendi'nin hürmetine sofra indirdim diyor. Bir yere dibe çekti. Ya Rabbi ben de böyle dedim diyor tekisi. Başladı ağlamaya. Ona derse doğru zembilini almış geri dönmüş. Ya. Biz o kadar olmasa da en azından şunu uygulasak hayatın rahatını istersek çaresi olanı acizliğe yapışma rahatı istersek
çaresi bulunmaya da ceza ver. İlk önce kendine. Ben kahreci kastetmiyorum. Çaresi olmuş mu? Dedin mi? Kırdın, kırıldın. Al, hikmeti var. De. Bizim bir tane emniyetsiz babamız var. Kaderin buymuş. De. Çünkü olanda hayır vardır. Peygamberimizin hadisidir. Olanda hayır vardır. Olanda hayır vardır. Mazi hayırdır. Bir de şunu bu arada gelmişken söyleyeyim. İtikat mezhepleri Cebriye var. Mütezile var. Ehl-i Sünnet var. Hep kitapta bu. Hayır. Hayır. Hayatın kendisi. Bak evde yapalım Cebriye. Cebriye demek itikada, itikattan esbaba bakıyor. Esbabı kabul etmiyor. Mütezile ise esbaba koymuş pergelini itikada bakıyor. Yani Cebriye diyor ki her şeyi Allah yapıyor. Sebebini hiç diyor. Mütezile der ki kader mader yok. Her şey esbabla yürüyor. Evde de öyle. Mesela öyle bir davranışımız var ki fok balığı gibi hiçbir şeye karışmıyoruz. Her şey kader yapıyor. Her şey oluruna gidiyor. Karışma. Evde Cebriye'siz. Hizmette de yapayım Cebriye. Allah yapıyor hizmeti. Kim layıksa onun zaten gelecektir. Ne hamiyeti var ne gayreti var. Ne de eli akrep olan cebine gider. Allah götürüyor. Hizmette Cebriye'dir. Mütezile ise esbabı mutlaka kim yapar? Tamam. Öyle bakar. Her şeyi karışır evde. Mütezile işte. Öyle bulaşık yıkamaz. Onu yapılmaz. O şey yapılmaz. He! Ne dedin kızım onunla bak kardeşine? Lan der şey duyma. Mütezilesin sen. Hizmette de. Olmaz kardeş. Nasıl oturuyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsunuz orada? Hey! Nasıl yapıyor? Kim ne yapıyor? Mütezilesin kardeşim. Her şeyi tasarruf etme. Her şeyi mutlaka bileceksin. Her şeyde elim olacak. Mütezile etsin. Hayatın kendisi ya Cebriye mütezile. Ehl-i Sünnet nedir? Der ki Cebriye doğrudur mazide. Mütezile doğrudur istikbalde. Geçmişimize bakınca kader. Geleceğimize bakınca teklif. Bakın ne yapacağız. Geleceğe sebeplere riayet edeceğiz. Sebeplere tutunacağız. Allah'ın adetidir bu. Geçmişimize de keşke dememek, psikolojinin bozulmaması için geçmişi aldı yaşamamak kaderdir. Evlilik artık kaderindir. Bu nasıl bilmiyor? Geçmiş mi kardeşim? Ya, iyi. Bu. Bilgisayardaki sistem, marka, yazılım, Windows, Linux ne varsa Word hepsi sistemin adı kaderdir. Orada ne yazacağın, oraları nelerle dolduracağın ihtiyar. Top sağ, sizin lisanla şey yapayım. Top sağının penaltı nasıl olur? Korner nasıl olur? Gol nasıl olur? Sağının uzunluğu ne kadardır? File ne kadar uzun olacak? Bu sistemin adı kaderdir. Futbolcunun kendi bu oyun içinde oyun kurması ihtiyardır. Tabii. Yani ikisi cem edersen kaderdir. Eğer evde Cebriye olmasa böyle. Mütezile de olmayacağız evde. Hizmette de öyle. Ehl-i Sünnet olacağız. Cebriye doğrudur mazide. Mütezile doğrudur istikbalde. Ne kadar oldu bir bakayım saatime. Sizin zamanınızı almayayım. 53 dakika oldu. Ben okuduğum madde 1, 2, 3 tane. 8 tane madde getirmiştim. Hakkı bulduktan sonra ama uzun olur. 53 dakika yeter bile. Bir tane daha okuyabiliriz abi. Bir tane de okuyayım. Tamam. Tamam. Jöne Bonan. Birisinde Ramazan'dan sonraki hafta geri kalabilirim. Sözünü aldım diye söylüyorum ama. Sen ne bilirsin? Balıkesir abi. Hiç bilmiyorum. Gene abi Mehmet Efendi'nin... Ha! Şimdi bekledim. Mehmet Efendi. Demiş ki hayatında herkes ümit vereceğim var ya Allah'tan ümit vereceğim. Allah'tan böyle insan bir amelinde bir tutunur yani. Müştabiye de söylemiştim. Neyine tutunuyorsun dedim de. Bana emeği olan abilere hep sorardı. Abi insan ameline güvenmez. Namazını, orucunu, hizmeti ama. İnsan bir şeyden ümitli olur. O demiş ki hapishanede ustadın abdest sünni doktor demiş. Müştabiye derdi ki bana ömrü geçmiş vakıfla 86 yaşındaydı. Yani ilkokuldan sonra hayatı vakıf güvendiğine bak. Ben dedi düşmanım yoktu. Allah'ın düşmanını Allah için düşman edindim. Allah'ın dostunu dost edindim.
El hubbu fillah, el buzu fillah. Başka inanmazsan hiçbir şeyim yok. Ya Rabbi, benim dostlarım, düşmanlarım, inan sen çok iyi biliyorsun ki senden dolayıdır. Senin düşmanların düşman edildi. Ben de kimi söyleyeyim, size faydası olur diye söyleyeceğim. Yani ömrüm 17 yaşından beri bu hizmetteyim, 55 yaşındayım. Size lazım olacak. Bana ihtiyaç olduğu zaman hapis veya hasta falan değilse, orada da illa olmam gerekiyorsa asla ve kata 30 küsür seneden beri hizmette bir derse tembellikle yol kapalıdır, kardır, bahanelere sığınmadım, hep derse gitmiş. Geliyorum diyor yani İsa. Yani sakın Allah rızası için yalvarıyorum. Mutlaka derse gelmemeniz için sebebiniz vardır. Biliyorum gelmemek için. Ama lütfen Allah rızası için ona sığınmayın. Bir tanesini şey yapayım. Bir tane dokunacak geçeceğim. Rize'deyim. Çayeli merkezinde yarım metre kar var. Gideceğim nahiye, Kaptanpaşa nahiye, böyle dağla çıkıyorsun. 1,5 metre kar var. Şurada biz buradayız. Ya 1/3'e kadar maden var. Maden ocağı açmış. Ama buraya kadar. Burası açmamış. Dediler ki araba sahibi olan, benim arabam hiç olmamış, şimdi de yok. Elhamdülillah. Dedi ki, Hasan kardeş dedi, gideceğim şehirde 1,5 metre kar var. Madenine kadar çık. Ondan sonra hiç açılmadı. 1,5 metre var. Sen arabayı çalıştır. 1,5 metre kar var diyorum diyor. Anadolu kamyonu. Sen anlamazsın. Git arabayı çalıştır. Bende de 5 yaş bu yok. Peki dedi. Sinirlendi. Bak bahanelere sığınmamanız için anlatıyorum bunu. İndik ama araba sürüyor ama sinirli. Bakayım ne olacak hani içinden diyor. Lan 1,5 metre kar var işte. Buradan gidiyorsun buraya. Burada madene dönüyor. Bundan sonra tam 1,5 metre kar. Hiç konuşmuyor benimle. Laf atıyorum. Ta geldi. Yol bitti. Aynında böyle bir baktı şoför. Bir de bana baktı. Ya ne yapıyor? Demek istiyor. İndim arabadan. İnmedim. Git dedim arabanın tamponunu dayar bakayım kara. Peki dedi. Dayadı. İndim arabadan. Döndüm. Ya Rabbi. Senin bir adetinle kaldırdım. Sen böyle istiyordun tebliğ. Ama bir adetin, bir esman bunu iktiza ediyor. Allah'ım yol açık olsaydı gidecektim. Sen bana buraya kadar müsaade ettin. Ya Rabbi. Bunu nur talebelerine şefaatçi ve hasene olarak yaz. Bu fiil. Dedi, çıktı, indi, ağladı ve sarıldı. Ben anlayamadım bu işi dedi. Lütfen bahanelere sarılmayın. Derse gidin. Bir tane de kısa okuyayım. Öyle şerait oluyor bazen ki, ben en kısayı seçtim, 2 satır okuyacağım. Burada 4 satır olan vardı, 2'yi seçtim. İnşallah birisinin de çaresi olur. Öyle şerait oluyor ki, öyle bazen şartlar oluyor ki, az bir hareke sahibini çıkarıyor ta Allah'a yemin. Yani Allah'ın rızasını çok şey yapmak, çok fazla yapmak. Yani kaliteli yapmak ve çok yapmak değil. Allah'ın rızasını çoklukta değil. Nerededir? Sürekli. Efendim? Sürekli. Sürekli ama şöyle niyet, nazar, başka mahiyet eşya ne değiştirir? Niyet, nazar, mana ismi, mana harfi. Yani kaliteli en şey nedir? Allah'ın rızası, yani bir rıza razı oldu mu? Dün razı olmuştu, öbür gün razı değil, öyle değil. Allah geçmiş ve gelecekle beraber bakar, bir razı oldu mu bitti. Ama bazı alimlerden görüyoruz. Mazide çok büyük, sonra imansız gitti. O Allah'ın nazarında da öyleydi. Bizim nazarımızda oydu. Onun için Allah'ın nazarında öyle şerait oluyor ki, bazen bir şartlar oluyor ki, yani küçük bir amel, küçük bir söz seni Allah iyiliğine çıkarıyor. Mesela La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah değil mi? Küçük bir söz gibi. Bak seni cennetine çıkarıyor. Vesaire. Bunun küfrün tersini düşünün. Esferi safiline indiriyor seni.
Onun için hani işaret-i cazda geçiyor 72. sayfada 60 sene küfürle geçen bir hayat. Niye Allah sonsuz cennet veya cehennem veriyor? 60 sene yapsın. Diyor ki 7 tane cevabı var. 2 tanesini vereceğim. 1. O reddeden ve kabul eden ruh zaman olmadığında onun kabulü veya reddi bedensel değil ki zamanla değerlensin. Ruhen yaptığı için ruha göre değerlendirir. Ruhun da zamanı yoktur. Onun için zamansız oluyor. İkinci bir cevabı diyor ki, çok orijinaldir. Reddedilen Allah'tır, kabul edilen Allah'tır. Ne reddediliyor, kabul ediliyorsa değer yargısı ona göre olur. Allah sonsuz olduğu için imanda, küfürde sonsuz. İşte bunlar, yani bazen böyle bir haletin olur ki seni tavana vuruyor. Öyle halet oluyor ki küçük bir hareket kasibini indiriyor ta esfel-i safine. Bir bakarsın ki dibe vurmuş. Allah muhafaza etsin. İfrat ve tefritten azade olup hat istikameti Cenab-ı Hak nasip eylesin. Amin. Cenab-ı Hak bizi insi ve cinli şeytanların şerinden, semavi arzi afatlardan, maddi ve manevi musibetlerden, şerlerden, hastalıklardan, dertlerden, kebairlerden bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, evlad-ı iyalimizi, usul ve furularımızı muhafaza eylesin. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de daim kayım sayım eylesin. Ya Rabbel Alemin, aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah, ömrümüze bereketullah nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım, hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de hasıl olan iştirak-ı amali, uhrevi'de hissemizi ziyade eyle. Amin. Bizi iki cihanda aziz eyle. Amin. Maddi ve manevi bu hizmet-i imaniye'de hissesi olanlara, kimlere söz vermişseniz, inşallah dua edeceğim dediklerinize, kimlerin üzerimize hakları varsa bu maide-i Kur'an-ı sofrasından hisselerini ziyade eyle. Vâhir davâhum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha tüm selavat. Amin. Teşekkür ederim arkadaşlar. Allah razı olsun.